şeklinde soralım değerli izleyicileri. Ülkemizin her karış toprağı bizim için değerli. Bugün neredeyiz? Karaman'dayız. Karaman'a geldik. Çünkü Karaman e, Konya Ovası'na açılan kapı diyebiliriz. Burada da gübreyle ilgili, toprakla ilgili ne var ne yok bunları inceleyelim ve size yansıtalım istedik. Şu anda kimle beraberiz? Şöyle bir uzatalım bakalım mikrofonumuzu. Merhaba. Merhaba. Emir Bey hoş geldiniz. Benim ismim Mahmut Özdoğan bes sol solucan gibi e, yapıyoruz, üretiyoruz. Bitkisel ve e, hayvansal atıkların eee sin, e, solucanın sindirim sisteminin geçmesinden dolayı oluşan bir organik gübre bu. İçinde mikro elementleri de bar, barındırıyor. E, çünkü e, biz e, bunları yetiştirirken yani bitkileri yetiştirirken mikro elementleri de veriyoruz. Tabii makro elementleri de veriyoruz. Dolayısıyla hem sebzeye geçiyor, hem hayvansal dışkıya da geçiyor. Biz bunları sorucan vasıtasıyla tekrarda geri dönüşüme alıyoruz. Ya yani burada e, hayvansal e, gübre artı e, evet. bitkisel, bitkisel atıklar, atıklar evet. ve ev atıkları da diyebilir miyiz? Ev mi? atıkları da diyebiliriz. Asitli olmayacak. Hı hı. E, çünkü asitliler solucana zarar verdiği için onu kullanmıyoruz. Maruldur, işte karpuzdur, domates at, domates olmaz da şey olur. Hmm, Elma atıkları falan Bunları alıyoruz biz meyve suyu fabrikası var burada hı hı. onları karıştırıyoruz hayvan atıklarla. Ya yani tek başına hayvan gübresi değil. Tek başına hayvan salıtlık gübre değil. Tabi anladım. Ya yani birçok etken birleşiyor ve evet. burada solucanın e, yapmış olduğu işlevden sonra evet. solucan gübresi statüsüne giriyor. Evet e, bunun işlevi yani ne kadar bir sürede bir solucan gübresi çıkıyor. Ya buradan işte inek gübresiyle bitkisel atıklardan buradan girdi. Şu öbür taraftan çıkıncaya kadar aşağı yukarı bir sene geçiyor. Oo uzun bir süre. Bir sene geçiyor. 8 ayda biz bunu alabiliyoruz, hasat edebiliyoruz. Hı hı. Ee, ileride sürekli ak sistemlerimiz de var. İşte havuz sistemlerimiz var. Ee, biz bunları bir sene sonra alıyoruz. Aa, iki ay falan da bir e, bekleme süresi var. Orada iyice mikrobiyal olarak iyice çıkıyor. E, art canlılık sağlıyorlar içinde bakteriler. Ondan sonra biz bunları çuvallıyoruz. Şimdi ee, normalde yani birçok yerde gidiyorum ben çok kısa sürede gübre elde ettiklerini görüyorum. Orada evet. bir aksaklık var o zaman doğru mu? Tabii tabii. Ne yani. gibi mesela? Ya o yani kısa sürede alınan şey genelde inek gübresidir başka bir şey değildir yani. En aşağı bir 8 ay 9 ay 10 ay beklemesi lazım. Sistemin de beklemesi lazım. Solucanlar onu iyice tüketmesi lazım. He. Yoksa yani diyorsun. Yani bunları sererken mesela 3 santim sereriz. Onu yediğini gördüğüm, görünce tekrar bir daha yemleriz. Ha, üstten ya. katma katma mı? Tabii katmaya katmıyor. He. Bu çok önemli. Bak, tabii. Çok önemli bir bilgi. bilgi. Çünkü e, yoksa böyle komple doldurdunuz. Yok, bekletmeye öyle mi aldınız öyle, diye düşünecektim. 3 santim yaparız. Ondan sonra onu yedikten gördük, gördükten sonra tekrar bir daha yemleriz. Evet. Yani bu şekilde ince ince tabak halinde iyice Peki. yediriz yani. Peki en sonunda solucandan nasıl ayıklıyorsunuz? Efendim bunları tuzak kurarak yapıyoruz. Buraya tuzak kuruyoruz. İçine işte yemini koyuyoruz. Alttan giriyorlar onun içine. Onu sana alıyoruz. Bunu dışarı çıkarıp döküyoruz. Sürekli akış sistemleri var. onlar da daha basit. E, zincire bağlı bir bıçak sistemi var Hı -hı. O keserek aşağıya döküyor Onu da gösterebiliriz ileride Hı -hı. E, Tabii maliyetlerden dolayı <laughs> Onu devam ettiremedik e, Çünkü çok pahalandı malzemeler e. Demir pahalanınca Onu devam ettiremedik e, Şu anda bunlarla yapıyoruz Bunlar da güzel bir sistem yalnız yani Şu anda gördüğüm kadarıyla Çok uzun ve çok büyük bir e, Sahadayız arkadaşlar e. Yani rentable olabilmesi için bir işin gerçekten büyük olabilmesi, gerek olması gerekiyor. Çünkü küçük işte sizin maliyet şu anda bile bu kadar büyük bir tesiste bile maliyetten arkadaş bahsediyorsa küçük tesislerin bu maliyetin altında kalkma şansı yok gibi gözüküyor. Ee, onun için arkadaşa verdiği emekten dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi evrelerini göstereceğiz. Yani ne aşamadan geçtiğini şöyle tesisi yavaş yavaş ileri doğru devam edelim. Ee, burada yine aynı şekilde görüyorsunuz. Fatih Bey şuraları alırsanız çok geniş bir saha ee, yani yapılan işin ne kadar hassasiyetle yapıldığınız görmeniz için bunlar çok önemli ee, bir kapalı alanın içinde ekstra bir kapalı alan oluşturulmuş bunun sebebi e, soğuk memleket olduğu için hı hı. E, biz ısıtma maksatlı böyle bir şey yaptık ya ikinci bir kapalı alan evet, oluşturdunuz. Yani solucanları üşütmeyelim diye. <laughs> solucanlar şanslı arkadaşlar. Bugün bu sene e, Avrupa'dakiler donacak ama bizim solucanlar don <laughs> bizim solucanlar donmayacak. E, evet solucan üretici arkadaşımız bunları düşünmüş ve bir kapalı alan içerisinde ekstra bir burası sera alanı oluşturmuş. Oluyor. Yani bunu kapattığımız için güzel evet. oluyor burası. Şu anda arkadaşımız orada sulama yapıyor. Sistemleri bunlar. Buradaki sistemi anlatır mıyız? Burada zincire bağlı. Şu zincire bağlı. Evet, Şu zincirlere bağlı bıçak sistemi var. Şu. Hı, hı. Ee, yani haftada bir kere yemleme yaparız. İki haftada bir keseriz biz bunu. Şuraya kadar dolduktan sonra tabi. Alttan kese, kese Alttan keserik keserek gideriz. Hı, hı. Ee, i̇ki haftada bir döküyoruz aşağıya. Onu alıyoruz ondan sonra. Evet. Bunlar daha orijinal makineler tabii daha güzel. Ya şimdi her şey teknoloji. Şu anda e, memlekette doğru altyapıyı oluşturup doğru sistemi kurmadan sonuç alma imkanı zaten yok. Evet. Şu anda sizin yapmış olduğunuz sistem gerçekten e, siz bana o kadar anlattınız ama ben gözümle görmeden eee kamuoyuna bunu doğru bir şekilde yansıtamam dedim. Doğru. Atladım Karaman'a kadar geldim ve şu anda da sistemi yerinde gördük, gösteriyoruz. Ee, evet. Şu anda bu sulama neye yarıyor? Günlük sulamamız lazım. Eğer nem olmazsa e, yeme gelmiyor. E, sol yeme gelmiyor. Hı -hı. Mutlaka işte sabah akşam bir sulama yapılması lazım. Değilse gelmiyor. Kuruya gelmiyor yani. Anladım. Devamlı yedirmek evet. lazım diyorsun. Kolay gelsin amcam. Teşekkür ederim. Evet. Tesisi gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz sonra size yani buradan alınmış, işlenmiş ve torbalanmış sizlere gelecek e, duruma geldiğini göstereceğiz. Burası kazanı ısıtma kazanımı. Isıtma kazanımız. Kışın bununla ısıtıyoruz burayı. Hı, hı. E İşte hem kapalı hem ısıtmak güzel oluyor. <laughs> yani yani anlattığımız şey evet. görüyorsunuz sistem dört dörtlük kurulmuş. Yani solucan gübresinin solucan gübresi olabilmesi için tesisin altyapısı çok önemli. Şu anda da bu tarafta ekip çalışıyor. Evet. Gübremizin kalitesini görelim. Oluşmuş ve arkadaşlar çuvallıyorlar. Kolay gelsin gençler. Hmm. Evet son aşama bu. Evet, Soldan gübresi bu Bu şekilde. Şuradan. Kesinlikle kokusu olmaz soldan gübresinin. Organik maddeyi artırır. Hani faydalarından da bahsetmek Şimdi istiyorsak. Aynen. Şimdi arkadaşlar üretimi tamam. Doğru şekilde anlattık. Toprağı tanımak lazım. Toprakta organik madde olmadan toprak çalışmaz. Yani organik madde ne yapar? Toprakta var olan canlı organizmaları besler ve onların rahat çalışmasını sağlar. Bu sayede de toprağa verilmiş olan gübrelerin kök tarafından rahat alınmasını sağlar. Şimdi solucan gübresi ne yapıyor onu öğrenelim. Efendim bu toprakta organik maddeyi artıran, içerisinde bakteri olan ee, bir gübredir Bu bakteriler işte azot bakterisi var bunun içinde. Hı hı. Havadaki azotu yakalayıp bitkiye veren bakteriler var. Mikroza mantarları var bunun içinde. Yani aynı zamanda bir de Allah'ın bir mucizesi. Ee, solucan'da bulunan bir selom sıvısı var. Evet. Kendisini böyle bir elinize aldığınızda bir ıslaklık hissedersiniz. O da bitkiye doğal koruma sağlıyor. Evet. Yani patojenlere karşı bir etkisi var. Ee, yani solucan gübresinin faydaları yani çok güzel bir faydası görülüyor. Bir sahada da görüyoruz. Solucan gübresiyle Leonardo ikisini birleştirip attığımız sahalarda denemelerimiz var. Onlar da çok güzel sonuç veriyor. Yani ben şunu demek istiyorum. Organik madde yani yani organik maddeyi biz şeye benzetirsek, insana benzetirsek, toprağı insana benzetirsek Organik madde insanın çenesi, e, bakterilerde de e, dişleridir, i̇nsan, e, toprağın dişleridir. Biraz şey anlatamadım şekil. herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> dişsiz bir insan e, yemeği yese ne kadar nasıl yiyebilir? He, tüm yuta, e, yani da bu da bakteri olur. bu bu şekilde e, dişleri e, yani toprağın dişini yaparak e, besin elementlerini e, yiyeceği vaz vaziyeti getiriyor azotu, fosforu, potasyumu çözüyor. Şimdi organik maddenin değerini çok iyi bilen biriyim. Evet. Yani organik madde olmazsa dediğim gibi toprak evet. toprak değildir. Evet. Çünkü e, organik maddeyi artırmadan toprağa çalıştırma imkanınız yok. Toprağa evet. vermiş olduğunuz gübre evet. toprak tarafından kilitlenir ve bu gübre azot yükseldiyse potasyumun önünü keser. Pardon evet. e, fosfor yükseldiyse potasyumun önünü keser. Potasyum yükseldiyse fosforun önünü keser. Evet. Öyle olunca da bitki kökü çalışmaz. Bitki kökü çalışmayınca bitki gelişmez. Bitki gelişmeyince meyve vermez. Meyve evet. vermeyince aç kaldık. Evet. Doğru Aynen. mu? Aynen. Şimdi şimdi tarif şu. E, toprağı düzeltmeden otu düzeltemezsin. Otu evet. düzeltmeden eti düzeltemezsin. Eti düzeltmeden insanı düzeltemezsin. Doğru. İşin şimdi. formülü evet. bu. Doğru. Onun için toprağı düzeltmenin formülü de organik maddeden organic geçiyor. Madde. Yani bu evet. leonardit olur. Leonardit'ten yapılma humik asit olur. İşte Solucan gübresi olur evet. Vesaire vesaire Yani geri dönüşüm maddeleri olur Bunların hepsi bir değerdir Doğru şekilde toprağa empoze edildiğinde Doğru şekilde verildiğinde evet. Yani gübre mi İşte e, Solucan gübresi gübre mi diye sordunuz mu Hayır derim niye organik madde derim doğru. Tamam mı Çünkü gübre eşittir organik madde Birbirini tamamlar evet. Şimdi buradaki avantaj ne Organik madde gübrenin kullanımını azaltır. Yani e, adam 60 kilo dap veriyorsa mısır ekiminde düşün ki evet. bunu %50 tasarruf et diyoruz biz. %50'sini kenara koy. O cebinde kaldı mı? Evet. Kaldı. Ondan sonra organik maddeyi verdin. Tamam. Dapı verdin. Alınır hale getirdi. Bitki köklendi, güçlendi. Verimden de asgari bir %30 ila bazı kötü tarlalarda yüzde yüze varan artış evet, görülür. Bu saydıklarınızın hepsini biz tarlada denedik. İnanın yüzde otuzla elli arasında biz verim artışı aldık. Onu yani. Onu alırsınız. Aldık. Hem kimyasal gübrenin maliyetini de düşürdük. Yüzde seksen civarında da kimyasal e gübreyi azalttık. Evet. Yani sonucu da aldık. Şimdi değerli dostlar işin özü toprağınızı tanımanız lazım. Toprağı tanıdıktan sonra doğru uygulama yapmak lazım. Bunu da doğru yaptığınızda sonuç almamak diye bir şey söz konusu değil. Yani bu hububat olur, sebze olur, meyve olur. Adına ne derseniz deyin. Hepsinin tabi doğru şekilde danışmanlar hizmetin bilgisini alarak doğru orantıda verip karşılığını doğru beklemek gerekiyor. Ve zamanlama çok önemli. Doğru zamanda vermek çok önemli. Mesela, Kasım ayında ağaçlarda uygulama yaptığınızda Kasım ayını biz özellikle ısrarla söylüyoruz. Neden? Çünkü kışın yağmurla çamurla köke tam nüfuz etsin. Niye? Sonra bahar ayında yüzde elli oranında bahar ayında aynı şekilde destekleme yapıldığı zaman meyve çiçeğini ve meyvesini doğru şekilde doldursun. Sürgünlü doğru versin. Doğru. Bunları yaptığımızda budamayı yapıp bakır sülfatla da ağacımızı dezenfekte ettiğimizde tadından yenmez. Doğru. Onun için evet. doğru bilgi, doğru uygulama, doğru sonuç diyoruz. Arkadaşımıza yapmış olduğu güzel çalışmadan ve güzel hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Son sözlerini alalım diyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Buraya geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için ee, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, arkadaş üretmeye devam ediyor. Bundan sonra eğer kaliteli, hakiki, e, samimi bir insan istiyorsanız, samimi bir Solcan gübresi arıyorsanız bize ulaşacaksınız. Biz de arkadaşa diyeceğiz ki gönder arkadaşa. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çiftçilerimizle inşallah sizi buluşturacağız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük de Karaman'dan ayrılıyoruz. Daha sonra başka bir ilde, başka bir çiftçiyle ya da başka bir üreticiyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.